Çok kıymetli misafirlerimiz, şu an Kıble Mescidindeyiz. Diğer adıyla Cuma Mescidindeyiz. Buraya aslında Mescid-i Aksa denmesi daha sonra olmuştur. Çünkü burası Cuma namazı kılınmak için yapılmış burası. Ve az önce de ifade ettiğimiz gibi 144 dönümlük bu alanın tamamı Mescid-i Aksa'dır. Fakat buraya 715 yılında Emeviler Velid bin Abdülmelik tarafından bu cami yapılınca daha sonra buranın adı Mescid-i Aksa diye dönüştü. Burası Hazreti Ömer'den sonra 461 yıl Müslümanların hakimiyetinde kaldı. Tam 461 yıl. Ne yazık ki 1099 yılında Haçlılar buraya hakim olunca ne yaptılar? Bu camiyi de maalesef şövalyelerin karargahları haline getirdiler. Şövalyeler burada cirit attılar. 88 yıl tam burada istenilmeyen, bir Müslümanın asla görmek istemeyeceği manzaralarla karşılaşıldı maalesef. Elhamdülillah 88 yıl sonra 1187 yılında büyük komutan Selahaddin Eyyubi çok uğraşarak Haçlılardan burayı tekrar İslam dünyasına kazandırdıktan sonra burayı asli hüviyetine geri döndürdü. Yani burası camiydi, geri camiye çevirdi. Şövalyelerin burada at oynattığı yer olmaktan tekrar mübarek bir yer haline getirerek secde edilen, Efendimizin de miraca çıktığı bir bölge olarak burayı tekrar mübarek konumuna Allah'ın izniyle getirdi. Burada görmüş olduğunuz minberin yerinde dünya sanat şaheseri bir minber vardı. Selçuklu Atabey'i Halep, Şam bölgesine bakan Selçukluların bu bölgesindeki İslam Devleti Başkanı Nurettin Zengi evladı gibi sevdiği Selahaddin Eyyubi'ye nasihat etti. Dedi ki ben eğer burayı alamazsam burayı sen alacaksın ve şu yaptırmış olduğum 6 yılda yaptırmış olduğum minberi yerine koyacaksın diye ona vasiyet etti. Nurettin Zengi çok müthiş bir insandır. Gerçekten benim onun hayatını okuduğumda çok etkilendiğim insanlardan bir tanesidir. Bir olayını anlatmak istiyorum sadece konuyu çok dağıtmamak için. Nurettin Zengi bir rüya gördü Halep tarafındayken. Gördüğü rüyada Efendimiz Nurettin beni rahatsız ediyorlar dedi. Uyandı, tekrar uyudu, bir daha aynı rüyayı gördü. Efendimiz beni rahatsız ediyorlar, beni rahatsız ediyorlar diye birkaç kez bu rüyayı gördü. Nurettin Zengi bu olaydan çok etkilendi. Derhal Medine'ye hediyeler hazırlatarak, hatta kendisine bir şey gösterildi o rüyadan sonra. Hediyeler hazırlatarak Medine'ye gitti. O gördüğü diğer rüyada da bazı kişilerin Peygamberimizin mübarek cesedini çıkarmak için tünel kazdıklarını gördü. Bunun üzerine oraya gitti, şahısların yüzünü de gördü rüyasında, tanıdı onları. Bunlar Allah'ın veli kullarından olduğu için Cenab-ı Hak bunlara bazı şeyleri bize göre daha böyle toleranslı bir şekilde bildiriyor. Ve Nurettin Zengi Medine'ye vardı, dedi ki ben herkese hediye getirdim burada. Herkes tek tek gelsin hediyelerini alsın. Her Medine'de yaşayan hemen herkes geldi, hediyelerini aldı. Fakat dedi ki Nurettin Zengi, iki kişi var, onlar niye gelmedi? Çünkü gelen kişilerin hiçbirisini tanımadı. Dediler ki efendim iki kişi daha var, Resulullah'ın mescidinin yanında itikafa girdiler. Onlar Allah'a ibadetle meşguller. Onun için onlar gelemediler. Çağırın onlar da gelsin dedi. Onlar geldi ki Nurettin Zengi'nin
rüyasında gördüğü iki kişi. Siz nerede kalıyorsunuz dedi. Biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek mescidinin yanında itikaftayız, çadırda dediler. Orayı görmek istiyorum dedi. Gitti oraya. Ve nerede kalıyorsunuz? Burada. Bir hasır vardı orada. Hasırı tuttu, bir kaldırdı ki altında bir oyuk var. Tünel var. Oradan girmişler, yavaş yavaş Peygamberimizin kabrine doğru gidiyorlar. Peygamberimizin kabrini, mübarek cesedini alacaklar, kaçıracaklar ki bunlar Hristiyan iki kişi. Ama Müslüman gibi bir kılığa bürünmüşler. Mescide gidiyorlar, namaz kılıyorlar, sakal bırakmışlar, sarıkları var. Müslüman görüntüsü, görünüş itibariyle kazandıktan sonra da oradaki insanların da emniyetini kazanmak için bir takım şeyler yapmışlar ve itikafta olduklarını göstermişler. Aslında itikafta değiller. Ve bu iki kişiyi idam ettirdi kendisi. Daha sonra Peygamberimizin mübarek cesedinin bulunduğu yere kurşun döktürdü dört taraflı. Yani şu an bir kişi oraya giremez yani. Belki bugünkü teknolojide bazı şeyler yaparak girebilir ama çok zor. Kurşun döktürdü ve Peygamberimizin mübarek cesedinin etrafını emniyet altına aldı. İşte Nurettin Zengi bu kişidir. Nurettin Zengi Selahaddin Eyyubi'ye böyle vasiyette bulunduktan sonra minberi de yaptırmış, oğluna yaptırtmış, 6 sene sürmüş inşaatı. Öyle bir minber ki hiç tutkal kullanılmamış, çivi kullanılmamış, tamamen sanat eseri olan muhteşem bir minber. Yarın Allah izin verirse El Halil'de bunun bir benzerini göreceğiz. Aynı minberin benzerini göreceğiz. Ve muhterem arkadaşlar, bu minber tam 782 yıl burada kalmış. Maalesef sene 1969. Avustralyalı bir Yahudi olan Dennis Rohan elinde bir bidon benzin ve bazı şişeler getirerek Mescid-i Aksa'ya giriyor. Şu direklerin dibine molotof kokteyl gibi şişelere benzini dolduruyor, üstüne de bir şeyler yapıyorlar ya molotof kokteyli, o şekilde yapmış koymuş. Benzini de getirmiş. Bu önce gelmiş namaz kılmış burada. Kılıyor gibi yapmış yani. Millet çıkınca bir Temmuz ayında gelmiş 1969 minberin üzerine dökmüş ve ateşe vermiş. Onları da ateşe vermiş. Onun resimleri var bende arkadaşlar. Yani Mescid-i Aksa'nın yanış resimleri var. Şu taraftan dumanlar çıkıyor vesaire. Maalesef minber yanmış. Kalan parçaları bugün şurada İslam Eserleri Müzesi var. Eğer fırsat bulursak oraya da gireriz. O parçaları görürüz. Ha bak burada bu kitapta da var, evet. Bunu bende başka bir resmi var. Bakın şöyle yanıyor. Maalesef bayağı büyük bir yangın çıkmış burada. 69 sene. 67 savaşları 6 gün süren 1967 savaşı da olalı 1,5 sene olmuş arkadaşlar. Öyle bir pozisyonda yapıyor bunu. Ve minber tamamen yanıyor. Buradaki sıvalar, boyalar dökülüyor vesaire ve burada bayağı bir maddi hasar meydana geliyor. En önemlisi de bu sanat şaheser olan minber yanıyor. Bu olaydan sanırım birkaç gün sonra İsrail'in 4. başbakanı Golda Meir Mescid-i Aksa'ya geliyor. O resmi de var herhalde orada. Evet. Evet arkadaşlar, bakın şu yandığı kapıdan çekilen resmi, şu da Golda Meir'in burayı selam görmek için geldiği zaman. Ve aleyküm selam. Geliyor buraya. Tabi Golda Meir hatıratında diyor ki ya ben böyle bir olayı provokasyon olarak görüyorum. Çünkü 67 savaşları olalı 1,5 sene olmuş. Çok korktum diyor. O gün sabaha kadar uyuyamadım çünkü zannettim ki İslam dünyası büyük bir galeyana gelecek, bize hücum edecekler, belki de Birleşmiş Milletler'de bize verilen haklar geri onlara verilecek, belki İslam dünyasından müthiş tepkiler olacak diye sabaha kadar uyumadım diyor. Ve kendisi sabahleyin gazetelere bakıyor, radyo haberlerini dinliyor. Hiçbir ses seda yok. Hiçbir İslam ülkesinden tek bir kelime yok. Maalesef.
Yani Müslümanların acıklı halini görelim burada. Ama o olaydan sonra İslam Teşkilatı Konferansı kuruluyor İslam ülkeleri arasında. İslam ülkeleri bir araya geliyor. Tamam, güzel. Ne oluyor biliyor musunuz? Cılız bir kınama. Cılız bir ses. Hiç faydası olmayan bir şey. Halbuki hepinizin malumu, ben bu konulara çok girmek istemiyorum da, İslam ülkelerinin elinde çok önemli imkanlar var. Bunu kullanmıyorlar, kullanamıyorlar. Ve bu olaydan sonra arkadaşlar, üç devlet bir araya geliyor. Suriye, Ürdün ve Türkiye. 30 tane usta bir araya geliyor. Bunların içerisinde Suriyeli sedef kakma ustaları ve Türkiye'li kündekari ustaları bir araya geliyorlar. Hatta Hindistan'dan, Pakistan'dan, Ürdün'den başka ustalar da bir araya geliyorlar. 4 yıl bir çalışma yapıyorlar. Bu 4 yıl süren çalışma sonunda minberin parçaları Ürdün'de hazır hale getiriliyor. 1,5 milyon dolar para harcanıyor. 16.500 parça. Bu parçalar parça olarak buraya getiriliyor. Türk 2 usta Konyalı var mıydı içimizde? Konyalı Mehmet Ali Uçar ve Recep Elitok adındaki iki kişi. Kündekari ustalar onlar. Burayı yapıyorlar, getiriyorlar. Bunların birleştirmesini yapıyorlar. Burada da ne çivi var, ne tutkal var. Tamamen geçme usulüne göre yapılmış bir sanat şaheseridir. Yalnız bizim Türk ustası diyor ki, Recep Elitok diyor ki, ben arkadaş ismimi yazarım buraya. Hayır diyorlar, yazamazsın. Çünkü burası milletin malı, ümmetin malı. Yok diyor, ben yazarım. Yazmış zaten. En altta şurada arkadaşlar, şu kapıyı açınca görebilirsiniz. Parçaya iç kısmına ismini yapıştırmış, kimse de çıkaramıyor. Adı Recep Elitok. Türk kündekari ustası. Bunu yazmış ve yapıştırmış oraya. 4 senede yapılmış. 1,5 milyon dolar. 16.500 parça. Bir sanat şahesidir bu. Şaheseridir. Diyorlar ki Türkiye'nin en büyük sanat hediyesidir buraya. Belki bundan 50 sene, 100 sene sonra diyecekler ki ne muhteşem bir minber. Mutlaka diyecekler bunu. Çünkü 4 senede çok büyük emekler sarf edilerek yapılmış. Hakikaten önemli bir minber. Bakın, yapıştırma, çivi yok. Şimdi yakından da bakacağız, göreceğiz inşallah. Bir aynısı bu. Efendim? Onun benzerini yaptılar. Çünkü resimleri vardı onu. Onun aynı benzerini yaptılar. Tam aynısı olamaz ama benzeri oldu. Camı şimdi buraya çok girenler oluyordu. Bu minber çok değerli arkadaşlar. 1,5 milyon dolar. Çok değerli bir minber olduğu için biliyorsunuz insanlar biraz kayıtsız yakabilirdi. Hocam elini vurur bilmem ne yapar. Bunlar artık tarihi hüviyet kazandığı için bunu koruma altına aldılar. Az önce söylemiştim. Mihrabın üst tarafında bir Selahaddin Eyyubi'nin ikinci satırında en son tarafta Selahaddin yazısı var. Görenler tekrar baksınlar, görmek isteyenler. Burası aslında önceki zamanda Emeviler döneminden kalma da, fakat diyorlar ki bu minberde Selahaddin Eyyubi önemli değişiklikler yaptı. Onun için kendi ismini oraya yazdılar. Selahaddin Eyyubi 1138 yılında Tikrit'te doğmuş arkadaşlar. Ve 1193 yılında da, yani 55 yaşındayken Şam'da vefat etti. Tikrit'te doğdu. Tikrit neresi? Irak'ta Saddam Hüseyin'in memleketidir. Kendisi Şam'da yetişti. Hadis okudu, geometri okudu, matematik okudu, mühendislik okudu, tefsir okudu. Efendim, felsefe okudu. Çok bilgili, kültürlü, yetişmiş bir insan. Ve aynı zamanda da büyük bir komutan. Bakın, çok yönlü bir insan. Selahaddin Eyyubi deyip geçmeyelim. Onun Kürt, Türk ya da Arap olduğunu iddia edenler var. Bizim için bu taraf önemli değil. Bizim için önemli olan onun gerçekleştirdiği fetihler, hareketler.
kadardır. Benim en çok Selahaddin Eyyubi tarafında etkilendiğim şey, bir Kudüs'ü fethedip burayı yeniden İslam görüntüsüne büründürerek Fatimilerin, o Şia Fatimilerinin etkisini azaltmış olması, ortadan kaldırmış olması. Çünkü Mısır'daki Fatimi saltanatında son verdiler. Onun da büyük gayretleri, amcası ve kendisinin büyük gayretleriyle. Ve bir de arkadaşlar, ölmeden önceki bir hali beni çok etkiledi. Size de aktarayım onu. Bir gün artık yaş 55, ölmesi yakın, hasta çünkü. Öleceğini hissediyor. Kefenini getirttiriyor. Birisine diyor ki, şu benim kefenimi şu değneğin ucuna bağlayın. Şam sokaklarına, Şam'da vefat etti kendisi. Şam sokaklarına dolaştırın ve dolaştırırken de deyin ki, bakın nice makamlara gelmiş Selahaddin, şu görmüş olduğunuz bez parçasıyla ahirete gidecek. Hiçbir şey götüremeyecek başka. İbret alın diyerek ölürken bile insanlara önemli bir ders vermiştir Selahaddin Eyyubi. Arkadaşlar, Selahaddin Eyyubi'nin kabrine ben gittim. Bir gün 1917 yılı yanılmıyorsam, İngiliz general Ellen Bey diye bir adam geliyor. Ayağıyla Selahaddin Eyyubi'nin kabrini tekmeliyor. Orada olan Müslümanların anlattığı şey bu. Ayağıyla tekmeliyor. Kalk ey Selahaddin, biz geldik diyor. Halbuki sahte kahramanlar da korkan insanlar ölüler karşısında ancak cesur olabilirler. Bu onun farkında değil. Sen Selahaddin komutanken geleydin de onun karşısına duraydın. Çünkü Selahaddin Eyyubi gerçekten muazzam bir fetih yapmıştır. Allah ondan razı olsun. Arkadaşlar, onun ruhuna bir Fatiha okuyalım burada. El Fatiha. Şimdi hutbe. Size burada gördüğüm bir olay anlatacağım şimdi. Ben buraya çok geldiğim için arkadaşlar, sağ olsun bizim İkram Tur beni buraya çok gönderdi. Allah razı olsun. İkram Tur'a huzurunuza teşekkür ediyorum. Şirket temsilcisi olan çok değerli arkadaşımız Yasir Bey'e, onun şahsında turumuza teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, bir geldim ki ben buraya, bir hafta önce bir olay olmuş burada. Benim geldiğimde de bir olay oldu. Olay şu: eski Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez burada bir 1917'den sonra ilk defa bir hutbe verdi. Burada. Hiçbir Türk, hiçbir yabancı burada hutbe okumamış. Ondan önce Osmanlı adına, padişah ve halife adına hutbe okunuyordu burada. İlk defa Mehmet Görmez burada bir hutbe okudu. Filistinli kardeşlerimizin isteğiyle. Çok harika bir hutbe. Birleştirici, bütünleştirici, Arapça bir hutbe. Herkes çok beğendi o hutbeyi. Bunu duyan Ürdün Hac ve Evkaf Bakanı öbür cuma buraya damladı. Ben de buradaydım. Kapıda karşılaştık burada. Baktım herkes, bazı insanlar hoş geldin, nasılsınız falan filan diyor. Ben dedim ya, herhalde bu önemli bir adam. Hoş geldiniz efendim dedim. Tanıştım kısaca. Baktım ben dedi şeyim, Ürdün Hac ve Evkaf Bakanıyım dedi. Oo, hoş geldiniz, biraz daha hürmet göster. Biz bilmiyoruz tabii ne olduğunu. Sonra geldi buraya. Cuma namazını kılmak üzere. Önce hutbe okunuyor ya, iki rekattan önce. Bir baktım o adam hutbeye çıktı. Hac ve Evkaf Bakanı. Sakallı bir adam, yaşlı. Yani tahmin ediyorum 60-70 yaşlarında bir adamdı. Kısa boylu, sakallı bir adam. Bir baktım hutbede. Hutbeye çıkar çıkmaz bir bağırtı duydum. Allah Allah, ne oldu acaba dedim. Az sonra bir baktım, herkes ayağa kalktı. Protesto ettiler. Hutbeyi okutmadılar. Bağırdılar, çağırdılar. Adam okumaya devam ediyor. Ama olmadı. Başaramadı. Çok ses yükseldi. Hücum edeceklerdi. Sonra hemen korumaları geliverdi. Şuradan aldılar. Şurada bir kapı var. Bakın arkadaşlar, yeşil kapı. Oradan hemen dışarı kaçırdılar. Ben gene bir şey anlamadım. Ya niye böyle yaptılar? Sonra bir Filistinli kardeşimize sordum. Dedim ki, ne oldu burada? Neden böyle bir tepki gösterildi? Hocam dediler, bu adam Türkiye'yi çekemedi. Burada Türkiye Diyanet İşleri Başkanı'nın okuduğu hutbe muhteşemdi.
ve burada bir Türk etkisi görülmesinden rahatsız olduğu için geldi. Arkasından kendisi burada bir hutbe okumak istedi. Bundan rahatsız oldu. Bizim tepkimiz ona dediler. Ve onun arkasından namaz kılmadılar. İkinci bir hutbe okundu. İlk defa böyle bir olayla karşılaştım. İkinci bir hutbe okundu arkadaşlar. Ben bunun şahidiyim. Ve orada namaz kıldık.